Test Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Apple'ın çok konuşulan yeni telefonu, iPhone'unu tüm detayları değerlendiriyoruz. Apple'ın uzun zamandır üzerinde konuşulan üst seviye amiraliyle iPhone 10 sonunda elimize ulaştı ve test merkezimize girdi. 64 GB ve 256 GB kapasiteli modeller halinde ülkemize de satışa sunulan iPhone 10, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli olma unvanını elinde bulunduruyor. Hatta öyle ki iPhone'un şu an piyasadaki en pahalı amiral gemisi telefon modeli oluyor. Günümüzde üst seviye bir amiral gemisi modeli satın almak için halihazırda 4000 TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor. Bunlar arasında son dönem karşılaştıklarımız arasında Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8 Plus, iPhone 8 Plus, Huawei Mate 10 Pro ve Sony Xperia XZ Premium gibi modeller yer alıyordu. iPhone 10 ise fiyatıyla tüm bu modellerin üzerine çıkarak 6200 TL civarı fiyatta ülkemize satışa sunuldu. 64 GB'lık modeli bu fiyatı satın alabilecekken 256 GB'lık modeli 6899 TL olarak açıklanmış durumda. Kura göre değişim gösterebilecek olan bu fiyat için küçük çaplı bir servet diyebiliriz. Bu durumda iPhone 10'u satın almadan önce gerçekten iyi bir karar vermeniz gerekiyor. Peki iPhone 10 bizlere neler sunuyor? Kimler tarafından satın alınmalı? Şimdi iPhone 10'a daha yakından bakalım. Yeni iPhone 10'un en önemli noktası kuşkusuz çarpıcı ekranı oluyor. 5.8 inç OLED ekran, keskinlik, görsel kalite ve parlaklık bakımından en iyi iPhone modeli olurken çerçevesiz hatlarıyla da iPhone 8 Plus'tan daha dar bir alana daha geniş bir görüntü sağlamış oluyor. iPhone'un ayrıca Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en büyük ekranlı iPhone olma özelliğini de taşıyor. Ekranda yer alan OLED teknolojisi daha derin siyahlar ve daha parlak beyaz alanlar sağlamasıyla iPhone 10'u diğer iPhone modellerinden ayırıyor. Ancak elbette bu konuda piyasanın tek başarılı telefonu o değil, onun yanında Samsung Galaxy Note 8'de yer alıyor. Telefonun ekranına yönelik teknik detayları paylaşacak olursak, ekran çözünürlüğünün 1125'e 2436 piksel olduğunu ve inç başına 458 piksel düştüğünü söyleyebiliriz. 625 kandile parlaklık oranına ve HDR özelliğine sahip olan ekranın gövde oranı ise %82.9 seviyesinde. Çerçevesiz ekranıyla son dönemin uzun telefonları arasında yer alan iPhone 10, 19.5'a 9 en boy oranına sahip, Galaxy S8 ve Note 8'de ise 18.5'a 9 gibi bir oran kullanılmış hatırlarsanız. Sıradan iPhone'larda ise 16.9 görüntü en boy oranı bizlere sunuluyor. Uzatılmış ekranın tasarıma katkısı kadar sunduğu görüntü anlamında da etkisi büyük oluyor elbette. Kullandığınız uygulamalardan tutun da ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden görüntülediğiniz video ve fotoğraflara kadar hemen hemen her şeyi daha geniş görebiliyorsunuz. Elbette şimdilik her uygulama bu ekran boyutunda çalışmıyor. Kenarlarda siyah bantları görebiliyorsunuz. Bunların optimize edilmesi zaman alacaktır. Bu arada ekranla ilgili şunu da söylemek lazım. Her ne kadar uzatılmış bir ekrandan bahsediyor olsak da 5.8 inç boyutundaki ekranıyla şu ana kadar en büyük ekranlı iPhone modeli oluyor gibi görünse de ekran gerçekten de elinize tuttuğunuz zaman telefon çok küçük görünüyor. Yani kullanımı kolay. Bu anlamda ekstradan beğendiğinizde bu noktada söyleyebiliriz. Yani büyük ekranlı telefon alacağını düşünenler aslında telefonu eline aldıkları zaman iyi bir görüntü oranına, geniş bir görüntüye ve aynı zamanda kolay kullanılabilir bir telefona sahip olmuş oluyorlar. O kadar para verince de bunun karşılığını almak gerekiyor herhalde. Bu arada her ne kadar iPhone 10 için tıpkı Note 8 ve Galaxy S8 için de söylediğimiz gibi çerçevesiz ekrana sahip olduğunu söylesek de aslında kenarlarda az da olsa siyah bantlı çerçeve yer alıyor. Bu alanlar telefonu tutarken parmaklarınızın ekranı yanlışlıkla dokunmasını engelliyor ve görüş alanı için rahatsızlık yaratmıyor, onu da söyleyelim. Bizim gibi başkalarının da pek hoşlanmayacağı ekranın üzerindeki çentik hakkında ise iyi bir haberimiz var. Dileyen kullanıcılar çeşitli 3. parti uygulamaları kullanarak bu çentiği ortadan kaldırabiliyorlar. Nasıl sağ ve sol tarafına kenardaki alanlara da siyah bir bant çekiliyor. Böylece tek bir siyah bant görünüşüne bürünebiliyor telefon. Bunu da söylemek lazım. Ama tabii o zaman ne olacak? Ekranın bu defa üst tarafına geniş bir siyah çerçeve bir alan olacak. Bu da başka bir rahatsızlığa sebebiyet verebilir diye bazı kullanıcılar onu da tercih etmeyebilirler. iPhone 10'un tasarımı zaten ana hatlarıyla ekranın çevresinde şekilleniyor. Ön yüzde yekpare ekran bulunduran telefon arka yüzde de cam malzeme sunuyor. Muhtemelen gelecek
modeller daha farklı renk seçenekleriyle kullanıcılarda buluşacaktır. Özel modellerde raflarda yer alacaktır. iPhone 10'un kalınlığı 7.7 mm, ağırlığı ise 174 gram seviyesinde. Bunu hemen iPhone 8 ve Plus ve Note 8 ile kıyaslayacak olursak Note 8'in 195 ve iPhone 8 Plus'ın 202 gramlık ağırlıklarından daha hafif olduğunu ve yine Note 8'in 8.6 mm'lik kalınlığından daha ince, iPhone 8 Plus'ın 7.5 mm'lik gövdesinden ise fark edilmeyecek ölçüde kalın olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun elle duruşu ise gayet dengeli. Yine Note 8 ve iPhone 8 Plus'a kıyasla daha kısa olan iPhone 10, 143 mm uzunluğunda bir telefon. Yine 70 mm'lik genişliği de onu elinizde rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Elbette telefonun hem ön hem arka yüzeyde tamamen cam malzemenin yer aldığını ve en önemli noktasını ekranı ile oluşturduğundan dolayı onu düşürmek istemeyeceksiniz. Çünkü yapılan düşme testlerinde ekran kırılmaya bir hayli müsait gibi görünüyor. Oldukça yer aldığı ortaya çıkıyor. Bu nedenle iPhone 10 satın alanların mutlaka ekran kırılmalarına karşı sigortalamalarını veya en azından etrafını tamamen çeşitli koruma kılıflarıyla kapatmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer iPhone 10'un üzerine sıvı dökerseniz ise endişe etmenize gerek yok. Çünkü suya ve toza karşı IP67 sertifikasında korunduğunu söyleyebiliriz. Böylece 1 metreye kadar 30 dakika süreyle suya karşı dayanıklılık sözü veriyor iPhone 10. Yine telefonun arka yüzüne bakacak olursak buradaki en önemli detayın da kamera alanı olduğunu söyleyebiliriz. iPhone 7 Plus ve 8 Plus modellerinde yatay olarak gördüğümüz kamera seti iPhone 10'da dikey olarak karşımıza çıkıyor. Elbette teknik açıdan da altyapı bakımından da yenilikler mevcut. Sadece kameranın yerini değiştirmemişler yani. Bunlardan incelememiz zaten kamera adımına daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Telefon tasarımına ilişkin can sıkan yanlardan biri şu. Parmak izlerinizi yani telefon üzerine bıraktığınız parmak izlerinizi yoğun olarak telefon özellikle arka tarafında görüyorsunuz. Bu nedenle iPhone 10'u satın aldıktan sonra bol bol temizlemeniz gerekecek. Neyse ki az önce de bahsettiğimiz gibi suya karşı dayanıklı olmasıyla onu rahat rahat çeşmenin altına hemen yıkayabilirsiniz. iPhone 10'un çevresine baktığımızda yine son olarak ondan da bahsedelim. Sol tarafta ses butonlarını, sağ kenarda güç butonunu ve hemen onun altında da nano SIM kart çekmecesini görüyoruz. Telefonun alt kısmında ise stereo hoparlörler ile Lightning portunu görüyoruz. Evet, telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişi zaten yok bildiğiniz gibi ve microSD kart slotu da yer almıyor. Halihazırda iPhone kullanıyorsanız zaten iOS 11'i deneymişsinizdir. iPhone 10'da da iOS 11 yer alıyor ancak kullanımı biraz farklı. Çünkü iPhone 10'da Touch ID'nin yer almaması işletim sistemi kullanımında sizi jestlere yöneltiyor. Mesela ekranı alt kısmına yukarı çektiğinizde kontrol merkezi karşınıza artık gelmiyor. Bunun yerine ekranı sağ taraftan aşağı doğru çekmeniz gerekiyor. Yatay ve dikey kullanımda ekranın sağ köşesinden aşağı doğru çektiğinizde kontrol merkezi karşınıza gelirken ortadan çektiğinizde bildirim ekranına geliyorsunuz. Yani ana ekrana dönüyorsunuz veya bu kullanım şekli bazı kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayabilir, onu da söyleyelim. iPhone 10'da önemli yeniliklerden biri ise kaldırılan Touch ID yerine gelen Face ID oluyor. Face ID yüz tanıma sistemi kurulumuyla ve kullanımıyla oldukça basit bir yöntem. Face ID gözlerinizi, burnunuzu ve ağzınızı tam olarak gördüğü sürece hızlı çalışıyor. Bunun için de telefonu yüzünüzden birazcık uzakta tutmanız gerekli. Yüzünüzü kontrol eden kızılötesi tarayıcıyı farklı ışık koşullarını denedik. Onu da söyleyelim. Güneşli havada gözlükle yaptığımız denemelerde de başarılı sonuçlar alan Face ID'yi bu senaryoda gölgenizin telefon üzerine düştüğü anlarda bazen tekleyebiliyor. Peki Face ID gecede çalışıyor mu? Çok düşük ışık altında yaptığımız Face ID denemelerinde de sorunsuz bir kullanım sağladık. Hatta bu senaryoda eğer kendinizi bir kamera ile kayıt ederseniz iPhone 10'dan yüzünüze doğru gelen, yüzünüze düşen kızılötesi ışınları görebilirsiniz. Tam 30 bin tane noktacık yüzünüze doğru geliyor o anda. Ancak temel olarak Face ID yıllarda çok alıştığımız Touch ID'den daha az pratik bir yöntem oluyor. Touch ID'nin daha hızlı davrandığını söyleyebiliriz. Keşke Apple ortadaki ana ekran butonu, ana butonu kaldırırken Touch ID'yi tıpkı Sony Xperia'lardan da aşina olduğumuz gibi telefonun sağ kenarındaki güç butonu şeklinde bizlere sunsaymış demeden geçemiyoruz doğrusu. Böylece hem kullanım seçeneği sağlanır hem de alışkanlıklar değişmezdi. Face ID'nin güvenliği konusunda hakkında bilgi vermek gerekiyor tabii. Son zamanlarda çok fazla onunla ilgili haber çıktı.
Apple Face ID'nin diğer yöntemlere göre çok daha güvenli olduğunu söylüyor. Ancak elbette kandırılması imkansız değil. Bunu da gördük zaten. Evet, diğer telefonlardan da gördüğümüz yüz tanıma ve iris tanıma gibi yöntemlerden de olduğu gibi yüzünüzün basit bir fotoğrafı ile Face ID'yi atatamıyorsunuz. Ancak gelen raporlara göre, haberlere göre o da geçilemez değil. Dünya çapında kullanıcılardan bu konuda çok sayıda haber, video geliyor, gelmeye devam ediyor. Mesela bunlardan birinde yüzünüzün göz, burun ve ağız kısmının bir maskeye uyarlandığı bir videoda bir kullanıcı Face ID'yi bu yöntemle ilk denemesine daha kandırabiliyor. Öte yandan telefonun bu Face ID yönteminin ikizlerde de pek işe yaramadığını söylemek lazım. Hatta geçtiğimiz günlerde bir video yine bir haberle daha karşılaştık. Onda da anne ve çocuk yan yana oturuyorlar. Aslında anne Face ID'yi kendisine tanımlamış tabi. Fakat çocuğuna veriyor. Çocuk telefona bakması yeterli oluyor. Birkaç saniye içinde hemen otomatik olarak açılıyor. Yani bu anlamda sadece ikizlerde de aynı zamanda anne ve çocuklarda gibi aynı aileden gelen yüz attırabilme benzeyen, özellikle göz, burun çevresi birbirine çok benzeyen kullanıcılarda da işe yaramıyormuş gibi görünüyor. Tabii bunun örnekleri zamanla çoğalacak mı yoksa bu kadarla mı sınırlı kalacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Ama dediğimiz gibi kandırılamaz bir yöntem değil. iPhone 10'un eğlenceli konusu animojiye gelecek olursak bu yenilikle çok fazla eğleneceğinizden şüphemiz yok. Ooo, biri kayıt dedi. Çünkü oğlum çok yok eğlenceli. iPhone 10'un True Depth kamerasını kullanan animojiye temel olarak yüz haritanızı bir robota, bir kediye, köpeğe, tilkiye veya maymuna aktarabilmeni sağlıyor. Peki bu neye işe yarıyor? İşte eğlence tam bu noktada başlıyor. Artık sosyal medyada arkadaşlarınızla mesajlaşırken emojilere mahkum değilsiniz. Onları kendinizi bir animoji diğer ismiyle olarak sunabiliyorsunuz. Bu şekilde onlarla video benzeri şekilde konuşabileceksiniz. Evet, Apple animoji ile sosyal medya sohbetlerini yeni ve çok eğlenceli bir özellik kazandırıyor, onu söyleyelim. Yalnız animojinin etkileyici olan kısmı bu değil, kullandığı yüz haritalama yönteminin kesin doğruluğu oluyor. Kaşlarınızın titremesinden dudak bükmenize kadar tüm mimiklerinizi kusursuz şekilde ekranınızdaki karaktere aktarabilen True Depth kamera gelecekte çok daha faydalı işler için kullanabileceğini bizlere gösteriyor. Ancak o zaman gelene kadar bu yöntemi animojilerle sohbet için kullanacaksınız. Bu arada animojinin iMessage dışında diğer uygulamalarla da, diğer sosyal medya hesaplarıyla da çalıştığını ve bu mesajları sohbet eşinizin görüntüleyebilmesi için illa onun da bir iPhone 10 olmasına gerek olmadığını söyleyelim. iPhone 10 olmayanlar da animoji mesajlarını görebiliyorlar. Ancak size bu şekilde sadece geri dönemiyorlar. Apple iPhone 10 kuşkusuz yüksek performansa sahip bir telefon, ancak teknik altyapı bakımından iPhone 8 ile fark yaratmıyor. iPhone 10'un teknik kadrosuna baktığımızda Apple A11 Bionic işlemciyi görüyoruz. 6 çekirdekli bu işlemci bize 2.39 GHz frekansla güç sağlıyor. 2 adet Munsun, 4 adet ise Mistral çekirdeklerinden güç alan telefon 3 GB RAM ile geliyor. Grafik biriminde ise tabii ki Apple CPU yer alıyor. iPhone 10'un iki farklı kapasiteli modeli bulunuyor. Bunlardan elimizdeki 64 GB'lık modeli olurken ayrıca 256 GB'lık farklı bir modeli daha yer alıyor. Depolama kapasiteleri fiziksel olarak artırılamadığı için bunu mutlaka satın alırken göz önünde bulundurmanızın önemli olduğunu biz size hatırlatalım. Bu anlamda uygun modeli seçmeniz gerekecek. Geekbench test skorlarına göre telefon yalnızca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile yarışıyor. Onu söyleyelim. Yaptığımız Geekbench tek çekirdek testinde 4238 puan toplayan iPhone 10 çoklu çekirdek performansında ise 10.097 puan aldı. Özellikle çoklu çekirdek skoruyla en yakın Android rakibi Note 8 ve Galaxy S8'e göre yaklaşık 3'te 1 oranında daha yüksek sonuç olan iPhone'un karşılaştırma tablolarını da sizlerle şimdi paylaşalım. iPhone 10'un performansına yönelik gerçek kullanım senaryosunda da en ufak bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Oyun ve uygulamalarla yoğun olarak yorabileceğiniz iPhone 10, Apple'ın yeni arttırılmış gerçeklik yani AR stratejisi içinde önemli bir silah oluyor. Sıradan oyunların yanı sıra App Store'da yer alan 20'nin üzerinde AR arttırılmış gerçeklik oyunuyla mobil oyun noktasını
daha farklı bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. iPhone 10'da oyun oynamanın tek dezavantajı pil noktasında görülüyor desek yeridir. OLED ekranda yüksek parlaklık ve renk doygunluğuyla oyun oynarken büyük keyif alıyorsunuz, ancak bedelini hızla tükenen pil ömrüyle ödüyorsunuz. Bu noktada iPhone 10'un pil ömrüne ilişkin notlarımızı tabii ki sizlerle yine paylaşalım. iPhone 10'da 2716 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu bataryasıyla bize kağıt üzerinde 21 saate kadar konuşma süresi sunan iPhone 10, 12 saate kadar da internet kullanımı, 13 saate kadar da video oynatma, 60 saate kadar müzik çalma süresi sunuyor. Peki iPhone 10 bizim yaptığımız testlerde nasıl sonuç gösterdi? Şimdi buna bakalım. iPhone 10 yaptığımız ağırlaştırılmış pil testimizde 12 saatin üzerinde bir çalışma performansı yakalıyor. Bu kullanımda Netflix üzerinden 30 dakika kadar HDR modda film izledik ve Spotify'da Bluetooth bağlantısı yoluyla müzik dinledik. Medya kullanımına ilişkin olarak oyun oynamayı da tabii ki bu senaryoda ihmal etmedik. Ayrıca hücresel veriyi hotspot olarak paylaşım açtığımızı, kamerayla test fotoğrafları çektiğimizi ve tüm bu süreç içerisinde Face ID'yi tabii tekrar tekrar çalıştırdığımızı da söyleyelim. iPhone 10'un %5 seviyesine pil ömrü kaldığında güç tasarruf modu ile birlikte pil tamamen tükenmeden önce 35 dakika daha film izleyebileceğinizi de bu anlamda söyleyelim. Bu da bir başka uyguladığımız pil testi olarak notlara yer alsın. Eğer iPhone 10'u yoğun olarak değil de daha hafif kullanırsanız ne oluyor peki? Gece yarısına 125'lik bir pil oranıyla girebiliyorsunuz, onu söyleyelim. Biz bu sonuca gün boyunca aralıklarla mesajlaşma uygulamalarını kullanarak, birkaç fotoğraf çekerek ve GPS üzerinden 30 dakika süreyle navigasyonu kullanarak ulaştık. Bu süre sonunda da geceyi bulmayı başardık. Yine bir başka test senaryomuzda ise ortalama bir kullanımı ele aldık. Bununla neler oldu peki? Bluetooth bağlantısı kullandığımız, WhatsApp ve benzeri sosyal medya uygulamalarda yazıştığımız, Facebook ve internette gezindiğimiz böylesi bir senaryoda ise iPhone 10 bize 18 saatlik bir performans sundu. Elbette iPhone 10 da artık klasikleşen 90 dakikalık Full HD video testimize girdi. Aldığımız sonuç ise bu süre sonunda bataryadan %10 kayıp oldu. Bu açıkçası Apple marka bir telefon için şimdiye kadar aldığımız en iyi sonuç oluyor. Çünkü aynı testi iPhone 8 Plus'a uyguladığımızda %25'lik bir kayıp yaşamıştık. Bu sonuçta iPhone 10, iPhone 10'da kullanılan OLED ekranın ne kadar önemli olduğunu da ortaya çıktığını görüyoruz. Yani kısacası iPhone 10 ile yoğun oyun oynamadığınız durumlarda rahatlıkla akşamı görebilmeniz mümkün. Peki iPhone 10'u, tabii bunun pili bitecek. Pili bitince ne kadar sürede şarj ediyorsunuz? Bilindiği gibi iPhone 10'da kablosuz ve hızlı şarj özellikleri alıyor. Kablo üzerinden şarj ettiğimizde iPhone 10'un bataryasını tam kapasitede şarj edebilmek için 3 saat 6 dakika süre gerektiğini söyleyelim. 15 dakikalık bir şarjda ise telefonun %20'sini doldurmaz mümkün. iPhone 10'un çift ana kamerası iPhone 8 Plus ile çok benzer yapıda, ancak küçük farklılıklar var. Örneğin her ikisi de çift 12 megapiksel sensör dizilimine sahipken iPhone 8 Plus'ta kameranın diyafram açıklığı f2.4 seviyesinde, buna karşın iPhone 10'un telefoto kamerası f2.4 seviyesinde diyafram açıklığı değerine sahip. Ayrıca iPhone 8 Plus'ta yalnızca geniş açı lens görüntü stabilizasyonuna sahipken iPhone 10'da her iki lenste bu özellikten faydalanıyor. Ön tarafta yer alan TrueDepth kameraya baktığımızda ise söylenecek çok fazla bir şey olmadığını görüyoruz. Her ne kadar kağıt üzerinde 7 megapiksel değeri yer alsa da iPhone'un piyasadaki en iyi selfie fotoğrafçılığı yapan akıllı telefonlardan biri oluyor. Portre modu ile alınan sonuçlar da gerçekten inanılmaz. Başka da bir şey söylenmez. Çift kameranın yararlanacağınız nimetlerden en önemlisi olan alan derinlikli fotoğraflar ise iPhone 10'da yalnız kalmıyor. Aynı zamanda sahnenin ışıklandırmasıyla değişikliğe de uğrayabiliyor. Yani deforme edebiliyorsunuz. Burada doğal ışık, stüdyo ışığı, kontür ışığı, sahne ışığı ve monokrom gibi seçeneklere sahipsiniz. Böylece çektiğiniz alan derinlikli fotoğraflarda arka plan sahnesine çarpıtabiliyorsunuz. Yine iPhone 10 ile makro çekimi yaptığımızda özellikle renkli çekimlerde iPhone 8 Plus'a göre renkleri daha doğru verdiğini gördük. Arada büyük uçurum fark yok, ancak iPhone'un renk doğruluğu konusunda bu senaryoda karşımıza daha iyi bir sonuç çıkartmayı başardı. Renk doğruluğu ve ayrıntı seviyesi diğer yaptığımız çekimlerde de yansır tabii ki. iPhone 10 ile çektiğiniz bir fotoğrafı bilgisayara atıp %100 seviyesine büyütüp baktığınızda
yeterince ayrıntıyı görebiliyorsunuz. Elbette çektiğiniz fotoğraflar iPhone'un OLED ekranında çok daha güzel görünecektir. Bunu söylememize bile gerek yok. iPhone'un ile çektiğimiz fotoğrafların tamamına geçmeden önce telefonun video noktasından da bahsedecek olursak iPhone'un ile teknik olarak iPhone 8 ve 8 Plus modelleriyle aynı özellikle sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. 4K video kaydı yaparken 60 kare ve 240 kare bir ağır çekim modunda da Full HD video kaydı gerçekleştirebiliyor. Video senaryosu True Depth kamerada da 1080p'de 30 kare, 720p'de ise 240 kare şeklinde işleniyor. Son olarak şunu da söylemekte fayda var. iPhone 10 ile sık sık 60 karede 4K video kaydı yapmayı düşünüyorsanız bizce mutlaka 256 GB model tercih etmeniz yararınız olacaktır. Şimdi sizlerle de iPhone 10 ile çektiğimiz fotoğrafları paylaşalım. Özet olarak iPhone 10 Android hayranı olan kullanıcılar için uygun bir telefon değil. Önce bunu bir aradan çıkartalım. iPhone ekosisteminden memnun olan kullanıcılar ise iPhone 10'u beğenerek kullanacaklar. Öte yandan iPhone 10 her yönüyle şu an bu ekosistemin tepe konumunda yer alan bir model oluyor. Ve satın almak isteyenlere heyecanlandıracak özellikler içeriyor. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz OLED ekran olurken True Depth kameranın yetenekleri, geliştirilen çift arka kameranın özellikleri, her ne kadar tabii bu bazı kullanıcılar tarafından beğenilmeyecek ve Touch ID'yi aratacak olsa da yenilikçi Face ID'yi ve üst seviye performansta önemli artılar olarak artılar hanesine yazılıyor. Sonuç olarak kısaca iPhone 10 Apple'ın gelecek modeline kadar en iyi iPhone oluyor diyebiliriz. Peki iPhone 10'u satın almalı mısınız? Bunun için tek söyleyebileceğimiz bir akıllı telefon eğer 6000 TL üzeri para ayırabiliyorsanız iPhone 10 size göre olabilir. Aksi halde hiç gerek yok. Ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.